Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT1 ekranlarına sizler 81 vilayetten programımıza online bağlanan kıymetli misafir hocalarımız ve stüdyoda bulunan kıymetli hocalarımız hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim Ramazan-ı Şerif'in ikinci günündeyiz. Önce dün biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'e erişmiş olmanın şükrünü eda ederek başladık programımıza. Binlerce şükürle ve güzel gidiyor, güzel başladı elhamdülillah. Bugün programımıza Zümer suresinden 23. ayeti sizlerle paylaşarak programımıza başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz buyuruyor. Şüphesiz Allah en doğruyu söyledi. Şöyle bir duayla bu girişi tamamlamak istiyorum. Hocam hep söylüyor, o kadar da güzel bir dua ki. Ya Rabbi huzuruna geldiğimde Kur'an'ın hamili olarak gelmeyi bizlere nasip et diye bir duası var. Bizler de yanı başımızda Kur'an'ın bize şefaat ettiği haliyle huzuruna gelmeyi diliyor ve istiyoruz. Ve hemen efendim uzatmadan daha fazla sözlerin en güzeliyle başlayalım. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması iftar özel programımıza. Donandı her yer kandiller ile. Bu Kur'an'ın bu kadar güzel okunacağını sen de bilmiyordun. Sen güzelsin, sesin güzel. Zaten yolun güzel. Tatlı bir sesi var, güzel bir nefesi var. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. نَمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحُسْنَى bir şeyle bir ayet daha okursa, yani bir sonraki ayete baksa görecek. Allah diyor ki herkes bu dünyaya masum gelir. Sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz çamı, evleri kerpiç. Bir çerçeveyi aldınız, böyle küçücük bir çerçeveyi aldınız icranızı. Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oluyor kendileri. Hafız Muhammed Rauf Kantar geliyor. Hafız Muhammed Rauf Kantar. Evet. Şahane isim. Ne güzel isim koymuş babanız. Babanız mı vermiş isminizi? Evet. Maşallah. Dedemiz. Dedeniz? Dedemiz. Ne güzel. Tanıyalım efendim sizi, buyurun. Muhammed Rauf Kantar, 1993 Karaman doğumluyum. Elhamdülillah hafızım. Hafızlığım 2014 yılının sonunda İstanbul Üsküdar'dan. Kaç Mehmet... yaşındaydınız yani 2014'te? 93, 2014. Zorlandım hocam. 17-18 mi? Biraz daha, benim biraz uzun sürdü. Hı hı.
haylazlığımızdan kaç dolayı. Estağfurullah. Kaç yılda tamamladınız? 4 yıl sürdü. 4 yıl? Evet. Maşallah, ama bırakmamışsınız, o da kıymetli. Ya şimdi uzun döneme yaymış olanlar da hani onu bırakma ihtimali de daha fazla oluyor, ama bırakmamak ve tamamlamak da kıymetli değil mi hocam? Nasıl de? Oradaki azim çok daha kıymetli, evet. Üstadım. Cenab-ı Hak lütfetti, Mehmet Aktaş Hoca Efendi ile karşılaştırdı bizi. Kalan yarısını 3 ay içerisinde bitirdik hocamla. Peki normalde, şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda İmam Hatip'im, Hasan Kara hocamdan internet üzerinden online şu an dersler alıyorum. Talim üzerine, tahsiye uruf üzerine çalışmalarımız. Onun dışında ilgilendiğiniz bir... Babamızın yanında baba mesleği, bıçak ustası babamız. Öyle mi? Ne ustası? Yani, bıçak. Bıçak. Oo. Dedemiz 1938 yılında başlamış bu işe. En büyük amcamız, babamız silsilesiyle biz de 4. 5. kuşak olarak boş vakitlerde gidiyoruz. Kendi el işçiliğimizi orada konuşturmaya çalışıyoruz. Allah Allah. Demirin işlenmesi insanın işlenmesine çok benzer Mustafa Hocam. Evet. Yani insan eğitimiyle alakalı çok, ben böyle çok merak ettiğim ve çok ilgi duyduğum alanlardan bir tanesidir. Evet, hazırsanız sizi rahleye alalım. Hazırım, efendim, Allah'ın izniyle. Hafız Muhammed Rauf Kantar, Yasin Suresi 77 ila 83. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا توقدون
mislehum. Bela ve huvel khallakul alim. İnnemâ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muhammed kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için 81 vilayetten kıymetli misafir hocalarımız bu anlama yapacaklar. Ve sözü misafir hocalarımıza bırakalım efendim. Söz sizde, buyurun. Misafir hocalarımız bu anlamalarını gerçekleştirdiler. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ve ilk değerlendirme için sözü Mehmet Ali Sarı hocam size bırakalım. Teşekkür ederim Mustafa Cihat kardeşim. Ramazan-ı Şerif'in birinci günü henüz bizlerle karşılaşamamış kardeşlerimizin ve milletimizin Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan Kur'an ayı milletimize, her birimize tekrar mübarek olsun. Amin inşallah hocam. Muhammed Rauf Kantar kardeşimizi dinledik. Allah kabul etsin. Güzel okudular. Tatlı bir sesi var. Güzel bir nefesi var. Ve bu ses ve nefesle Uşak makamının güzellikleriyle bize bu Yasin-i Şerif'in son ayetlerini sundular. Bir şey diyecek halde değilim. Sadece metni tabiileri biraz uzatarak okudular. Ona dikkat ederse çok güzel bir tilavet olacak. Kendisini tebrik ediyorum. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam, çok teşekkür ediyorum değerli dostum, sevgili kardeşim. Rauf hocama da teşekkür ediyorum bu tilavet için. Hocam. Üstadım, siz hemen programın başında giriş yaptınız bir ayet-i kerime Zümer suresinden. Gerçekten çok güzel tercih edilmiş programı giriş olarak. Allahu nezzele ehsenel hadis. Yani sözlerin en güzeli. Ehsenul hadis. Sözlerin en güzelidir güzel. Kur'an-ı Kerim. Şimdi değerli dostum, sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde, ayetler içerisinde müthiş bir konsepti vardır. Bizim temel problemimiz bu Kur'an'daki ayetleri tek tek alıp değerlendirmeye kalkmamızdır problem. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamamızın önündeki en büyük problem budur. Bir ayet-i kerimeyi eğer bağlamından koparıp alırsanız anlamakta zorlanırsınız, anlattığınız insanı da Allah muhafaza kitapla bile kitaptan çıkarırsınız. Allah'ın kitabıyla kitaba iman etmesini engellersiniz insanın. Onun için çok önemli. Şimdi mesela bu üstadımın okuduğu yerde, Yasin suresinde, o başladığı yerde insanla alakalı şöyle bir misal getiriyor Cenab-ı Hak. İnsan diyor ki, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Nasıl yaratıldığını unutup da bana örnek getirmeye kalkar diyor insan. Böyle bir varlıktır insan diyor. Yani onu yaratan benim. Nasıl yarattığımı da anlatmama rağmen bana bir örnek getirir. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَم۪يمٌ.
Yani ben öldükten sonra kemiklerim toz olmuş, çürümüş. Yani diyor tekrar bir araya getirip de benden hesap soracak, öyle mi? Allah'a getiriyor bu örneği. Ona cevap veriyor Cenab-ı Hak. Diyor ki, kâle, devam ben, kul, ona söyle ki diyor Habibim, yuhiyhellezî enşe'ehe evvele merrah. İlk yaratılışın nasıldı? Onu kim yaptı? Evet. Ya, enteresan bir şeyle kapatıyorum. Bir böyle bağlamla yine Mustafa Hocam. Mesela İsa Efendimiz'in yaratılışıyla alakalı babasız dünyaya gelmiştir. Bunu ciddi konular yapıp, oturup tartışma konuları vesaire falan yapar insanlar. Halbuki ayet-i kerimede enfes bir şeyle bir ayet daha okusa, yani bir sonraki ayete baksa görecek. Allah diyor ki, اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ Adem. Allah'ın İsa aleyhisselamın, İsa'nın nasıl yaratıldığıyla alakalı bir şüpheniz varsa, Adem'inkine bakın. Onun yaratılışı Adem'inki gibidir. Niye kafanı kurcalarsın da böyle bir Allah'ın kitabına şüphe ile yaklaşırsın? Onun için bugün konumuz Kur'an-ı Kerim. İnşallah evet. İlerleyen bölümlerde ben bunu bir böyle bir kompozisyon şeklinde inşallah inşa Allah etmeye çalışacağım. Kitaba iman ne demek? Kitap nedir? Paylaşmaya çalışacağım değerli izleyenlerle. Çok hocam. Teşekkür ediyorum tilavetin Allah için. Değerli hocam. Dostum, sevgili kardeşim. Nasipleneceğiz inşallah hocam sayenizde. Halil hocam. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Evet, ikinci Ramazan günündeyiz. Allah tamamına ermek nasip eylesin. Amin. Ve Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden en üst seviyede istifade etmek nasip eylesin. Amin. Amin. Aşkla yaşamak nasip eylesin. Amin. Peki, İnşallah. İcranızda hocamın buyurduğu gibi tatlı bir sesin, güzel bir nefesin Allah razı ve olsun. Fakat kısır bir nagamat, yani makamat, daha doğrusu seyir içinde olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir sesiniz var. Allah razı olsun. Bir çerçeveye aldınız, böyle küçücük bir çerçeveye aldınız icranızı, seyir itibariyle söylüyorum. Orada kaldınız. Halbuki onu büyütebilirdiniz. Kaldı ki sizi seyir itibariyle oraya sevk edecek çokça şey var, numune var. Makam evet. içinde. Ama siz o kısır nameler üzerinden böyle yalın bir ifadeyi kullandınız dedikten sonra sizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim şimdi Hafız Muhammed Rauf Kantar için hocalarım puanlama yapacaklar. Sizi puan noktasını alalım efendim. Ve ilk puanlama için de sözü Mehmet Ali Sarı hocam size bırakalım. Ben kardeşimize hizmet aşkı ve şevkinin artırması, Cenab-ı Hakk'ın artırması niyazıyla 97 puan veriyorum. 97 puan Mehmet Ali Sarı hocamdan. Halil Necipoğlu hocam. Ben okurken eğer biraz daha az evvel söylediklerim çerçevesinde hareket etseydiniz tam puan vermeyi planlıyordum. Biliyorsun... Yani hissi bir ve tecrübe itibariyle söylüyorum. Ama oradan kırdım puanını. Ben de hocamın puanını tekrar ediyorum müsaade ederseniz. 97 puan ve Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam ben Muhammed Rauf kardeşime bu tilaveti sebebiyle 92 puan veriyorum. 92 puan ve böylelikle kıymetli hocalarım Muhammed Rauf kardeşimize 286 puan vermiş oldu. Tebrik ediyoruz sizleri efendim. Teşekkür ediyoruz ve sizleri uğurluyoruz. Buyurun efendim. En güzel sözü en güzel yazıyla yazmış, en güzel yerine de bir ayet koymuş. Demiş ki orada, latifti, zarifti, belli ki siz de evlerimizde kalarak sıkılan gönlümüze, dükkanlarımızı kapatarak sıkılan gönlümüze. Yani Rabbin huzuruna vardığında bir insana diyor ki bu senin ödülün. İnşallah bu sandukanın içindeki evladımız masum geldi ve masum gitmiştir. Allah Allah. Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oluyor kendileri. Hafız Muhammed Ramazan Çoban geliyor.
Muhammed Ramazan Çoban, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sizi çok iyi gördük. Teşekkür ederim. Maşallah. Allah razı olsun. Hem şık hem yakışıklı. Tanıyalım sizi, buyurun. Hocam ben Hafız Muhammed Ramazan Çoban, Amasya'dan katılıyorum, Amasyalıyım. Amasya Büyük Ağa Hafızı Kur'an-ı Kerim kursunda orada kalıyorum. Hafızlığımı da orada tamamladım. Hafız Muammer Aksoy hocama ellerinden öperim kendilerinin. Aslında ne yapıyorsunuz orada? Hafızlığımı bitirdim. Şu anda Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Evet. Peki ilahi okumasını biliyor musun? İlahim hocam. Ha. Biliyorum. Hadi bir ilk olsun. Beraber okuyalım. Bak Ramazan'ın ikinci günü. Meşhur hani donandı her yer kandiller ile. Biliyor musun onu? Yok hocam, öyle ilahiler. Donandı her yer. Sevinçliyiz ya. Kandiller ile. Allah Allah. Doldu camiler efendim. Mutluyuz, sevinçliyiz. Hocam da her yerini çok, okudu. Çok güzel, evet. Ramazan'ın da ramasına geldi. Dediğin zanını bıraktı. Evet. Beraber oh, güzel okudular. Oh, elhamdülillah, elhamdülillah. Efendim annesi ve babası bağlanacaklar bize. Seni heyecanlandırmaz değil mi? Yok rahatlatır hocam. Bilakis. Daha mutlu olurum. Oh maşallah. Efendim hoş geldiniz. Sevgili Çoban ailesi nasılsınız? İyiyiz efendim, hoş bulduk. Ben Amasya Sarımeşe köyünden Mithat Çoban. TRT televizyondan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Harikasınız. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Amin. Evladım 2001 yılında Ramazan ayında doğdu. Of. Adıyla doğdu. Çok şükür elhamdülillah. Allah Allah, ne güzel. Ben de Peygamber Efendimizin ismini koymak istiyordum. Ramazan'da doğduğu için Ramazan olsun dediler ailem. Muhammed Ramazan koyalım dediler. Dedik, onlar da kırmadılar. Ne güzel isim koymuşsunuz. Allah razı olsun. Efendim Mustafa sizi hocam. Estağfurullah, buyurun. Ben bunun hafız olmasını çok istiyordum. Evet. Ama Kur'an kursunda Muammer Aksoy hocamın yanına gittim. Evet. Ortaokulu bitirdikten sonra hocama rica ettim. Dedim bunun hafız olmasını istiyorum dedim. Evet. Allah razı olsun. Kendisi de dedi ki ben bunu hafız ve aynı zamanda manevi babası olacağım dedi. Allah razı olsun. Tüm büyük Kur'an kursu öğreticilerine çok teşekkür ediyorum ve oradaki hocalarımın ellerinden öpüyorum. Efendim Çoban ailesini tanımak güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz ve bütün TRT'ye saygı selamlar sunuyoruz. Eyvallah. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun efendim. Amin. Evet dostlar. Şimdi Muhammed'imizi dinleyeceğiz inşallah. Hazırsa. İnşallah. Hazırım hocam. Hazır mısınız? Evet. İyi geldi mi? İyi geldi. Bazen hocam heyecanlanır insan çünkü. Doğrudur. Alalım zirahleye, buyurun. Hafız Muhammed Ramazan Çoban, Kehf Suresi 102 ila 110. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Muhammed kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi için misafir hocalarımız puanlama yapacaklar. 81 vilayetten programımıza online katılan misafir hocalarımız şimdi puanlama yapıyor. Söz sizde hocalarım, buyurun. Çok teşekkür ediyoruz hocalarıma. Ve ilk sözü de Osman Egür hocam size bırakalım. Çok teşekkür ederim Mustafa Cihat hocam, değerli kardeşim. Allah razı olsun. Muhammed hocama da teşekkür ediyorum tevhid tilavet için. Şimdi Mustafa hocam, Kur'an-ı Kerim'in bizi bir insan olarak hem yaşamımızı hem de düşüncelerimizi inşa etme diye bir derdi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir derdi var. O dertle dertlenmiş ve onun peşine düşmüş. Bu dinimizi anlatmada karşımıza çıkabilecek temel problemlerden bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın mesajını ulaştırmada efendim rolü olan, görevi olan insanları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonraki dönemlerde düşünelim. Cenab-ı Hakk'ı bırakıp da onları Tanrı edinme gibi bir tehlike vardır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. O onun kuludur, kul olduğuna inanırız. Yeterli mi? Değil. Ve Rasûlühü, onun da elçisidir. Temel tehlike şudur, Allah muhafaza. Bizden önceki insanlar çünkü bunu yaşamışlar. Yani kendilerine gelen peygamberi Rab edinmeye kalkıp, Rabbi bırakıp, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kendilerine gelen peygamberi Rab edinmeye kalkmışlar. Kur'an-ı Kerim bu tehlikenin hep tazeliğini koruyacağını ifade edip bu konularda bütün ayetlerde bizi uyarır. Çok güzel bir yer seçmiş mesaj itibariyle. Adeta tilavetiyle metne de mana giydirdi. Ben Muhammed hocama da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size hocam de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, ne demek. Mehmet Ali Sarı hocam. Efendim, Cenab-ı Hak bana niçin dua etmiyorsunuz buyuruyor. Evet. Dua edin, duanızı kabul edeyim buyuruyor. Biz de Ramazan'a girdik, Ramazan-ı Şerif'e girdik. Kur'an'ın nazil olduğu bu ay, kendimize dönelim, günahlarımızı hatırlayalım, evet, günahlarımıza tevbe edelim. Çok sıkıntılı günler geçiriyoruz.
bu pandemi nedeniyle çok sıkıntıya düşmüş fakir, zengin, orta halli kardeşlerimiz var. Evlerimizdeyiz. Rabbimize dua edelim. İnşallah bizi bu beladan, bu musibetten halas eyle. Amin. Tam dua ayındayız. Amin, amin. Bunu hatırlatmak için başlıyorum. Sevgili kardeşimize okuduğu aşr-ı şerifinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir yerden okudular. Güzel manası olan bir yerden okudular. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in ve onda nazil olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın bereketiyle Cenab-ı Hak gönlümüze ferahlık verir. Amin. Amin. Sıkılan amin, gönlümüze, amin. Evlerimizde kalarak sıkılan gönlümüze, dükkanlarımızı kapatarak sıkılan gönlümüze Cenab-ı Hak ferahlık versin. Amin. Bizi inşallah bir an evvel bu musibetten halas eylesin diye dua ediyor. Amin. Kardeşime, kardeşimi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Halil hocam. Evet, teşekkür ederim. Bana değerli Muhammed hocam, Hafız Mehmet Çevik Hoca Efendi'yi hatırlattı. Sesinin tonu, rengi ve icra esnasındaki uyguladığı seyir. Ama onun tizleri vardı. Sende de tizler var da onu göstermedin bize. Çok biraz bu manada monoton geçti bak. Bu ama tarafını... sesi de normalden yaşına göre çok bariton. Aha, değil mi hocam? Eyvallah. Maşallah. Evet, oturmuş eyvallah bir sesi var yani. Oturmuş bir ses. Ama perdeler var. Onu kapattın. Yahut o perdeleri boğum boğum açman gereken yerler vardı. Seyir itibariyle söylüyorum hep. Evet, oraları kapalı tuttun. Belki heyecan olabilir. Şimdi Hafız Mehmet Çevik benim de tecvid talim okuduğum ilk hocamdır. Süleymaniye Camii Şerifi'nin baş imam hatibiydi. 1992 yılında vefat etti. Allah makamını cennet eylesin. Amin, Abdurrahman amin. Efendi Hazretleri Süleymaniye Camii'nin musallasında o sandukada yatarken tezkiyesinde şöyle bir cümle kurdu, hiç zihnimden çıkmaz. Dedi ki saygıdeğer hocam, herkes bu dünyaya masum gelir. Ama masum gidemeyebilir. İnşallah bu sandukanın içindeki evladımız masum geldi ve masum gitmiştir. Allah Allah. İnşallah. Diye bir duada bulunmuştu. Bu da işte Allah Allah. Yine sizin cümlenizden hareketle değerli dostum Mustafa, amilül Kur'an olmaktan mülhem. Sizin icranızda samimiyeti hissettim değerli dostum. Teşekkür ederim hocam. Bu önemlidir. Her işin başı samimiyettir. Evet. Din samimiyettir. İman samimiyettir. Sizin icranızda bu var. Ama bağışlayın, buradaki pozisyonum itibariyle seyir noktasında bir önceki arkadaşımız gibi daha böyle bir küçük bir, yani dar bir çerçevede kaldınız. Genişletebilirdiniz. Değerli Osman Hocam'ın söylediği gibi manaya taalluk eden o ifadeler, seyir anlamındaki ifadeler çok güzeldi ama biraz tonunuzu yükseltebilirdiniz diye hissettim ben. Latifti, zarifti. Belli ki siz de ehli gönül bir zat-ı şerifsiniz. Latif gönüllüsünüz. Çünkü sizden esinlendiğim Mehmet Çevik Hoca ehli gönül bir adamdı. Evet. Allah makamını cennet eylesin. Abi. Ağzınıza sağlık değerli kardeşim. Teşekkür Eyvallah. Ederim hocam. Çok teşekkür ediyoruz ve Muhammed Ramazan Çoban için şimdi puan vaktidir. Buyurun efendim. Ve ilk puan için de sözü Osman Egin hocam size bırakalım mı? Teşekkür ederim Mustafa Cihat hocam. Ben Muhammed Ramazan Çoban kardeşime teşekkürlerimle birlikte rica ederim hocam. 93 puan veriyorum. 93 puan. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Muhammed Ramazan Çoban kardeşime sağlam, kavi, güzel hafızlar yetiştirmesi dileğiyle 92 puan veriyorum. 92 puan ve Halil hocam. Evet, ben de değerli hocama aynı temennilerle 90 puan veriyorum. 90 puan ve böylelikle Muhammed Ramazan Çoban hocalarımdan toplamda
275 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz sizleri. Rica ederim. Tanımak çok güzeldi. Ve teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim, uğurlayalım sizi. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. Hristiyanlarla ilgili inen ayetler, Yahudilerle ilgili inen ayetler, bana ayet kalmıyor. Sen güzelsin, sesin güzel. Zaten yolun güzel. Çok enteresandır. Kardeşimizin okuduğu İnsan Suresi'nde eğer bir ayet önceden başlasa... Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oluyor kendileri. Hafız Şaban Gül geliyor. Hafız Şaban Gül, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Siz nasılsınız? Bizler de iyi gördük. Bizi. Bugün hafızlar hocam sözleşmiş mi aralarında hepsi? Şıkır şıkır. Maşallah. Öyle mi? Maşallah. Ne kadar şık. Ne maşallah. Kadar güzel, tanıyorum evet. Sizi efendim, buyurun. Adana'dan geliyorum. Adana Karaysalı doğumluyum. Hafızlığımı Karaysalı Merkez Cami'de yaptım bu şekilde. Ne güzel, maşallah. Yani ilginç bir hatıranız var hafızlık aşamasında ama... Biz demişler hafız olacağız. Sonra başlamışlar. Ya bir seviyeye getirene kadar kendisi devam etmiş hafızlık için çalışmaya. Doğru mu bu? Evet hocam. Evet. Ya müthiş ya. Aferin. Belki son dönemlerinde gittin değil mi kursa? Hani artık bir yere getirdikten sonra aynen. Hocam hiç kurs görmedim ben. Full hafızlığı şeyde camide bitirdim yani. Ya bile isteye o yaşlarda bir çocuğun ben hafız olacağım demesi bana harikulade geliyor. Ona gene şeyinde, geçmişinde ona dair resimler vardır üstadım. Hmm. Hani eğitimciler... Durduk yere değildir o ya. Yani. Hayır şöyle, tabii. Çocuk eğitimcileri diyorlar ya, hani bir çocuğa eğer elma yemeyi öğretmek istiyorsanız, yani onu karşısına geçin, güzel bir elma yiyin. Ona elma ye demeyin. Muhtemelen annesi, babası... Babanız hafız geçmişinde mı? Öyle insanlar vardır ki hasret ve özlem duymuşlardır. Hafız olmaya, hafızla. Onları da böyle ruhlarıyla, gönülleriyle onu ifade etmişlerdir. Orada demiştir ki ya ben hafız olacağım ve şartları bahane etmemiş. Çok takdir ettim kardeşimi ben. İmkan yoktu cümlesi hiç lüzumu kalmadı artık. Yani çünkü imkansızlık içerisinde babası bir hoca değil, hafız değil, çiftçi emeklisi. Çok evet. Gayret ediyor ve imkanı kendi oluşturup zorluyor ya. Yani. Ben ona gerçekten hayran oluyorum. Mazeretler ortaya koymuyor. Evet. Vallahi hayran oluyorum. Allah razı olsun sizden. Amin. Amin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hazır mısınız? Evet hocam. Alalım efendim sizi rahleye, buyurun. Hafız Şaban Gül, İnsan Suresi 23 ila 31. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تضع منهم آثما أو كفورا الله 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 واذكر اسم ربك
رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. إِنَّهَا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Şaban kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi misafir hocalarımız 81 ilden online puanlama yapacaklar kendilerine ve misafir hocalarımıza sözü bırakalım. Buyurun efendim. Puanlama yaptılar. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve ilk sözü Halil Hocam size bırakalım. Eyvallah, teşekkür ederim. Rica ederim. Şaban Hocam, ağzına sağlık. Güzel okudun. Sendeki sesin özelliklerinden bir tanesi, gördüğüm kadarıyla, o tiz bölgelere doğru tırmanmaya başlayınca değişiyor. Sesin değişiyor. Farklı bir ses duyuyoruz. Evet. Öyle gördüm. Valla nefes problemi yok. Seste bu vasıf var.
Seyirde de çok özgün bir şey görmedim yani. Ne olur beni bağışla dostum, aziz kardeşim. Vakit henüz erken. Siz bu yolda seyahate başladınız. Donatın kendinizi, bezeyin. Bu pencereyi de açıp bakın, buradan size çok nimetler olabilir. Sesiniz çünkü, sesinizin şeysi farklı. Yani nasıl söyleyeyim, değil mi Mustafa? Duyumu farklı, güzel. Tiz yerlere gelince biraz fark değişiyor, orası şey. Ama güzelsin. Sen güzelsin, sesin güzel. Zaten yolun güzel ya. O yolda kal. Tamam mı dostum? O yolda kal ve yüksel inşallah. İnşallah. Hocam. İnşallah. Mehmet Ali Sarı hocam. Evet. Şaban Gül kardeşimiz, Ramazan Kur'an ayında Kur'an okumak güzel bir şey değil mi? Böyle gönüllere Kur'an okuyoruz, evlere sunuyoruz Allah kelamını. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Ve Kur'an-ı Kerim'i Allah adına Cebrail aleyhisselam peygamberimize okudu. Biz onu taklit ediyoruz. Peygamberimiz de sahabeye okudu. O böylece Kur'an-ı Kerim bize kadar geldi. Bu tarzda geldi. Böyle okunarak geldi. Yazılarak, yazıda ses olmadığı için Kur'an'ın bütün rükünlerini ihtiva etmiyor. Yazı vesika olarak geliyor ama Kur'an-ı Kerim'in bütün rükünleriyle, elfazı, sesi ve manası ile işte bizim tilavet ettiğimiz şekilde nesilden nesile ulaşmaktadır. Bizler de bizden öncekilerin yaptığını yapıyoruz. Böylece Kur'an-ı Kerim tilaveti kıyamete kadar böyle bir nevi olarak dünyayı saracak, dünyaya seslerimizi bırakacağız ve Kur'an-ı Kerim böylece yaşayacak inşallah. İnşallah. Siz de bize okudunuz, evlerimize okudunuz, hanelerimiz bunu dinledi. Ne mutlu size ki o çektiğiniz sıkıntıların şimdi meyvesini, semeresini alıyorsunuz. Ne güzel. Böyle bir meclistesiniz, böyle bir mekanda ve makamdasınız. Ve sizi milyonlar dinledi. Şimdi bir taraftan iftar sofralarını hazırlayan kardeşlerimiz, bir taraftan da sesleri Kur'an ayetlerini dinleyerek Ramazan'ı geçiriyorlar. Bizler de buna TRT olarak, bizler olarak hepimiz buna vasıta oluyoruz. Güzel bir iş yapıyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah bize böylesini nasip etti. Nasip etti, evet. Bu dönemlerde çok şükür. Ben sizi tebrik ediyorum. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam, hemen bu bölümün başında Şaban hocamla sohbetinizde o ilginç hikayesini falan dile getirdiniz. Oradaki o çabasını, gayretini vesaire falan ifade etti. Çok güzeldi onlar. Çok enteresandır. Kardeşimizin okuduğu İnsan Suresi'nde eğer bir ayet önceden başlasa bütün bunun özeti vardı, biliyor musunuz? Allah Allah. İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa'yukum meşkûrâ. Yani Rabbin huzuruna vardığında bir insana diyor ki bu senin ödülün, işte bu senin sizin ödülleriniz, çabalarınız boşa gitmemiştir. Bugün hocamın ifadesiyle milyonlarca efendim insan, Müslüman, mümin ve Şaban Gül kardeşimizin sesiyle iftarını hazırlanıyor. İşte bu senin çabalarının bir ödülünü, mükafat olarak, evet, Cenab-ı Hak senin önüne getirdi. Elhamdülillah. Tabii bir de ben devamlı belki vurgu yaparım böyle zaman zaman. Geçmiş yıllarda da yaptım bunu. Ya bu köy güzelliği, köy saflığı çok ayrı bir şeydir üstadım be. Evet. O insanı böyle konuştuğunda bile baktığınızda etkisi altına alır. Hani şair diyor ki ya sen bizim köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. O şairin ifadeleri mücessem bir halde. Adeta böyle
bizim önümüze karşımıza geldi Şaban kardeşimle beraber. O iç dediği muhteva yani. Tabii tabii muhteva. Yani belki köydeki o görüntüler çok güzel değil ama oradaki insanı bir görsen. Muhteva. Evet, en temizi oradadır o yani. O saf kalpli olmak Şaban kardeşimle bizim önümüze geldi. Ben emeği geçen annelerinden, babasına, hocası yok. Şimdi o yavaş yavaş hocalar da olacak. Halil hocamın ifadesiyle beraber inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine razı olsun. Şaban Gül için. Şimdi puan vakti. Ve ilk puan için de sözü Osman Egin hocam size bırakalım mı? Teşekkür ederim Mustafa Cihat kardeşim. Değerli dostum, sevgili kardeşim benim. Şaban Gül yavrumuza ben bu tilaveti sebebiyle küçük bir tebessüm alarak... Evet... 94 puan veriyorum. 94 puan. Mehmet Ali Sarı hocam. Şaban Gül kardeşimize... ileriki zamanlarda da başarısının devam etmesi dileğiyle ben 92 puan veriyorum. 92 puan ve Halil hocam. Şimdi Şaban hocam, sana bu verdiğimiz puanlar seni teşvik etsin, tamam mı? 91. 91 puan. Ve böylelikle Şaban kardeşimiz hocalarımdan toplam 277 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz sizleri. Esra uğurluyoruz. Buyurun efendim. Evet kıymetli Kur'an dostları. Doğudan başlamak üzere ülkemizin malum biliyorsunuz. İftar sofralarına oturuldu, iftarlar edildi bazı illerde. Ve şimdi Ankaralı dostlarımız iftar vaktine az zaman kaldı ve beklemekteler sabırla. İftar sofralarının başlarındalar. Hanelerinde inşallah huzurla hep birlikte iftar edecekler. Şimdi bu müstesna güzel anlar diye hep söylüyoruz. Hakikaten de müstesna anlardır. Bir yandan da tabii hayat devam etmekte. Oruçlu ağızlarla çalışan sabahın erken saatinden bu saate kadar kardeşlerime de selam olsun bu arada. Onlar için böyle çok güzel bir an o. Mahzun bir an, böyle sakin bir an. İftar sofrasının başındalar. Elleri semaya açık haldeler. Tam bu anda bir serinlik isterler hocam sizden diye düşünüyorum ben. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ben de yani empati yapıyorum. O sofralarda şu anda bekleme, ne kadar muazzam bir bekleme heyecanı. Ve burada bir münacat olması gerekir. Evet, evet, evet. Tam vaktidir, tam zamanıdır. Ben amin denileceğini ümit ederek şöyle bir kaside okumak isterim. Lütfen, lütfen. Çünkü aciziyetimizi böyle ifade edeceğiz. Bak şimdi. Estağfurullah, buyur. İlahi acizim, acizimi bildim. Ya Rab, didarından mahrum eyleme. Allah Allah. Hak deyu huzura geldim ya Rab, didarından mahrum eyleme. Allah Allah. Amin. La taknetu virdim, kesmem ümidim.
İsmi Gaffar'ınla affet zünubum. Ruz-i mahşerde faş eyleme uyumum. Allah Allah. Ya medet ya tabib el kulub. Efendim, Ankara için iftar vakti. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçları kabul buyursun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin için açlığa, susuzluğa katlandım. Dilimi yalandan, gözümü çirkinlikten çevirdim. Elimi haramdan çektim. Yüzümü sana döndüm. Senin bahşettiğin rızıkla orucumu açıyorum. Senin verdiklerinle doyuyorum. Senin ihsanınla seviniyorum. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle. Yuvamıza, yurdumuza afiyet ve bereket ver. Gönüllerimize, günlerimize barış ve huzur ver. Devletimize, milletimize güç ve kuvvet ver. Beni, annemi, babamı ve bütün inananları bağışla.
Bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Amin. Efendim, Ankara'daki dostlarımız iftar ettiler elhamdülillah. Tekrar söylemiş olalım, Allah kabul etsin. Şimdi tabii İstanbul'daki dostlarımız iftar sevincini yaşamak üzere beklemekteler. Bizler de kıymetli hocamın güzel sözleriyle nasiplenmeyi beklemekteyiz. Hazreti Peygamber'in bir hadisiyle hocama hemen sözü bırakmak istiyorum. Diyor ki, içinde Kur'an bulunan kalbe Allah azap etmez. Allah Allah. Bu bir garanti. Allah Allah. Çok güzel. Böylece gidersek azapsız inşallah huzurunda İnşallah. Olacağız. Neler söylersiniz? İnşallah. Mustafa Cihat Hocam, şimdi Kur'an-ı Kerim'i, yani kitabımızı iyi tanıyabilmek için öncelikle kitabın yerini çok iyi tespit etmemiz lazım. Yine Kur'an-ı Kerim'e müracaat ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in daha Fatiha suresinden sonraki ilk sureyle alakalı Cenab-ı Hak özellikle kitaba imanı inşa ediyor. Kitaba imanımız eğer güçlü olmazsa kitaptan istifade edemeyiz. Mesela diyor ki, Elif Lam Mim, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Yani bu kitaptan bir şüpheniz olmasın. Hemen geçiyoruz Âl-i İmran'a. Âl-i İmran'da yine Elif Lam Mim. اللّٰهُ لَا اِلٰهِ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ. Devam ediliyor, hep geliyor. Elif Lam Ra, kitabun uhkimet ayatu. Sapasağlam ayetlerin olduğu. تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُب۪ينَ. Sürekli Kur'an-ı Kerim'i, yani iman hususunda bir vurgulama var. Bu da ne? Eğer bir insan kitaba imanı çok güçlü yapamazsa, kitabı anlama ve kitaptan istifade etme adımlarında başarılı olamaz. Bakara suresinin son ayetlerinde Âmene Resulü diye başlıyor. Orada bir ifade geçiyor hocam. Kullun âmene billah. Allah'a iman ve melâiketi. Meleklere iman ve kütübihi ve rusulü. Bir sıralama var. Allah'a iman, meleğe iman, kitaba iman, peygambere iman. Neden böyle bir tertip var? Bir insan Allah'a zaten iman etmediği zaman onunla ilgili hiçbir problem kalmıyor yani. Daha sonraki adımlar nasıl olacak, nasıl tertip edecek? Adam ben yokum dedi. Sıkıntı yok. Yani ona hiçbir problem çıkarmaz Kur'an-ı Kerim. Der ki, senin dinin sana, benim dinim bana. Sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle. Şimdi Allah'a imanı güçlü yaptıktan sonra meleklere imandan asıl kastedilen Mustafa Hocam, Cibril-i Emin'e imandır. Çünkü Kur'an'ı Allah'tan getiren aradaki mesajcı odur, elçi odur. Eğer orayı çok iyi anlayamazsak meleklere imanı da kavrayamayız. Meleklere iman, meleklerin efendim en yücesi olan Cibril-i Emin'e, yani Cebrail'e imandır. Biz şunu diyoruz, ya Rabbi sana iman ettik. Senin gönderdiğin efendim, onu bir il vasıtasıyla gönderdin. Cebrail asla hata etmez. Ne demek bu? Yani Allah'tan aldığını peygambere ulaştırırken hiçbir hatası olmaz. Ve kütübi, işte buraya geldi. Kitaba iman. Onu da çok güçlü yapmamız gerekiyor. Yani iman, meleğe iman, Allah'a iman, meleğe iman ve kitaba iman. Sonra da bu üçü çok sağlam atarsak, Resul'e iman da güçlü olur o zaman. Bizim ecdadımız bu imanı, yani kitaba imanı çok iyi inşa ederken en güzel sözü en güzel yazıyla yazmış. Evet. Bu en güzel yazıyı da mushafı efendim ona bir kap yapmış. O kabın her tarafını süsledikten sonra en güzel yerine de bir ayet koymuş. Demiş ki orada la yemessuhu illel mutahharun. Zihniyeti, gönlü temiz olmayan insan buna yaklaşmasın, buna el sürmesin. Onun için değerli hocam benim, Mustafa Hocam, şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bir Kur'an-ı Kerim'in bir bütünlüğü içerisinde imanımızı çok sağlam tutmamız gerekiyor. Yani tabiri caizse bir hanımefendi, işte iftarlarımızı yaptık, bir kısmımızı yaptık, bir kısmımızı bekliyor memleketimizde. Yapmak için sabırsızlanıyor, yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyoruz. Yani bir hanımefendi bir çorbayı bile yaparken onun bir tertibi vardır. Evet. Bir yemeği yaparken onun tertibi vardır. Hepsi hangisi, bir anda olmuyor. Hangi oranda konacak, sırayla. Hangi sırayla konacak, bu çok önemli. Şimdi bizim şu anda elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim
sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emin'in yönlendirmesiyle tertip ettiği mushaftır. Onun tertip ettiği mushaftır. Bu ne demek? Yani bir mümin, bir Müslüman eğer Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak istiyorsa, ondan istifade etmek istiyorsa bu tertip üzerine gitmelidir. Çok mesela, özür dileyerek buraya bir soru ekleyebilir miyim? Lütfen, kaldığınız yerden devam edersiniz lütfen, hocam. Lütfen. Ama önemli. Yani çok zaman tabii izleyenler, takip edenler de dönütlerde şu oluyor. Ve hocalara en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'i tabii anlamak için Türkçe okumayı tercih ediyor kardeşlerim. Hı hı. Tercih ettiklerinde doğal olarak mealini, yani ayetin karşılığı olan anlam her neyse onu okumaktalar. Siz daha önce konuşmalarınızda da söylediniz. Bunun bir biçimi yöntemi olmalı. Yani onu okurken de takip edilmesi gereken bir yöntemden de bahsettiniz. Evet. Yani bunu kısa tefsirli olan bir haliyle mi okumalı meali, yoksa sadece Fatiha'dan başlayarak sonuna kadar ayetlerin meallerini okumak verimli olur mu? Neler söylersiniz? Nasıl tavsiyede bulunursunuz? Çok güzel bir soru Mustafa Hocam. Şimdi sadece Kur'an-ı Kerim'i değil, herhangi bir disiplin düşünün. Yani hukuk diyelim bunun adına. Mesela bir hukukla alakalı bir kitap okuyacağınız zaman veya bir fakülteye gittiğiniz zaman bu fakültedeki temel dersleri başlamadan önce giriş dersleri vardır. Evet. Buna biz metodoloji deriz, usul deriz. Yani metodoloji dersleri okunmadan o ilme başlanılmaz. Kur'an'a başlamadan önce ne diyorsun? Kur'an-ı Kerim'le alakalı da Kur'an-ı Kerim'in okuma usulü ve metodolojisi vardır. Onunla alakalı, temel disiplinlerle alakalı en az bir temel bilgilerimiz olmalıdır. Biz buna temel yeterlilikler diyoruz. Evet. Şöyle bir şey düşünün üstadım benim. İnsanlar okumakta hiçbir sakınca yok. Ama okuyup da okuduktan sonra onları evet böyleymiş deyip veya başkalarına aktarmaya kalktıklarında problem başlar. Tabiri caizse... Efendim benim elime geçirdiğim bir hukuk kitabıyla beraber onun içinde de bir takım bilgileri ezberledikten sonra bir büro açmaya kalkma gibidir. Okumayla ilgili sıkıntı yoktur ama anlatmayla ilgili veyahut da onun tertibine dair, mesajlarına dair artık böyle kendini yeterli görerek bir takım şeyler ortaya atmaya kalkmak ciddi bir hata, bir kusur, bir noksandır üstadım benim. Evet. Bir tane örneklendireyim eğer müsaade lütfen, buyursanız. Mesela çok memnun oluruz. Musa aleyhisselam yanındaki bir genç adam, genç arkadaşı ve onun kıssasını, rivayetini anlatan işte bir bilge ile beraber seyahatleri anlatılır. Şimdi oradaki tek şeyleri anlatırsan, işte yani kardeşlerimiz bunu okuyabilir. Eğer tek tek ayetleri aldığınızda, işte Musa efendim birisini gördü, o gemiyi deliyordu. Gemiyi yani zarar veriyordu. Ne yapıyorsun sen, bizi boğmak mı istiyorsun falan deyince ona müdahale ediyor oradaki bilge insan. İşte diyor ki orada birisi vardı. Efendim bir genç vardı, o genci öldürdü. Yani böyle bilgiler, böyle bizim aklımızın almayacağı bilgiler var orada. Yani Allah Allah falan diyeceğimiz, olur mu böyle bir şey? Yani diyeceğimiz bilgiler. Fakat devamında bir şey geliyor. O son ayeti eğer okumazsanız, o kıssayla anlatılan son ayeti eğer okumazsanız, yani ne kadar yanlış işler yapıyor, nereden bunları yapıyor, bir insan bunları yapar mı dersiniz? Hepsini o bilgi insan hikmetlerini anlatıyor orada. Neden ve niçin yapıldığını hikmetlerini anlattıktan sonra diyor ki وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي bunların hiçbirini ben kendi başıma yapmadım. Allah bana işte o Cibril dediğimiz şey işte burada Cebrail-i Emin. Allah bana bunu vahyetti. Ben onun vahyiyle beraber yaptım. Şimdi bir insan evet geleceği bilmez. Bak buradan baktığınız zaman nasıl geleceği bildi diyoruz. İnsan bilemez. Peki Allah bildirirse bilebilir mi? Evet efendim. Allah bildirirse bilebilir. Bu ayeti çıkarırsanız Mustafa Hocam, ben bunları kendi başıma yapmadım. Allah bana vahyetti. Vahyettiği ve daha sonraki zamanları, dilimleri gördüğü için ben de buna göre yorum yaptım dersek yerine oturur. Ama öbür türlü bunu anlamlandırma problemi ortaya çıkar. Şimdi biz hocam sizleri, Mehmet Ali Sarı Hocam, kıymetli hocamlara beraber ve tabii ki bizleri izleyen herkesin duygusu da aynı. Açıkçası veli nimetimizsiniz. Elhamdülillah. Siz de çok çocuk güzel. Yaşlardan itibaren Kur'an'ı kendi nimetiniz, veli nimetiniz saydınız ve Kur'an'la evet. geçen koca bir ömür. Evet, yani her an yanınızda oldu, aklınızda, kalbinizde oldu. Evet. En çok size sormalıyız aslında. Bu güzel yol arkadaşlığını neler söylersiniz? Efendim, Ramazan ayında bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim nazil oldu Ramazan ayında diye oruç tutuyoruz. Yani onu o sebeple oruç tutuyoruz. Geçmiş ümmetlere de oruç farz kılındı.
Ahir zaman ümmetiyiz biz. Bize de oruç farz kılındı. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim de bu ayda nazil oldu. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir gecesinde nazil oldu Kur'an. Tamamı bize en yakın semaya nazil oldu. Oradan Cebrail 23 sene zarfında peygamberimize gece, gündüz, surt'te, harpte icap ettiği zamanlarda Kur'an-ı Kerim getirdi ve Kur'an-ı Kerim 23 senede tamamlandı ve bizim elimizdedir. Hem okundu, hem yazıldı ve böylece elden ele, dilden dile elhamdülillah metin bir şekilde Kur'an-ı Kerim geldi. Hem de ezberlendi tabii. Evet, ezberlendi tabii. Zaten Kur'an-ı Kerim'in insan dilinde tecessüm etmesi bütün Cebrail ile Peygamberimiz arasındaki Kur'an alışverişine en uygun tilavettir. Tahtaya, taşa, mermere yazdığınız zaman onun ses hali olmadığı için Kur'an tamamı olmuyor. Ancak insanın okuyuşunda, tilavetinde Kur'an tamam oluyor. Bütün erkanıyla. Hangi erkan, hangi rükünleri, elfaz, mana ve ses. Bunların üçü ancak insan hançeresinde tamamlanabiliyor. Elhamdülillah biz de işte burada bu münasebetle Kur'an-ı Kerim'i dinliyoruz. Allah şefaatine nail eylesin. Amin, amin. Hocam vaktimiz çok daraldı. Dolayısıyla sözü hazır sizde bırakmışken bir de İstanbul'daki kardeşlerim, iftar vaktine çok az kaldı. Bu arada çok kıymetli Osman Egün Hocam, sizde de mahsur yoksa bugün, dün hocamla başladık, bugün de siz ezanı okusanız. Evet, hocamın huzurunda inşallah okumayı gayret edeyim. İnşallah, inşallah. Evet. Mehmet Ali Sarı Hocam, siz de bir iftar duası ederseniz, iftar öncesi bir dua ederseniz çok memnun edersiniz bizleri. Buyurun. Amin. Allah'ım, rızan için tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Günahlarımızı bağışla. Sana niyaz ediyoruz. Amin. Gönüllerimizde ne gibi muratlarımız varsa onları nasip eyle. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Milletimizi sıkıntılardan azat eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e sabır ihsan eyle. Amin. Ümmeti Amin. Muhammed'e kurtuluş ihsan eyle. Amin. Ya İlahi Alemin, geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Kur'an'a hizmet eden hocalarımıza, ölenlere rahmet eyle, kalanlarımıza güç kuvvet ver. Amin. Şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Şehit evlerine Kur'an-ı Kerim'in şifası ile sabır ver ya Rabbi. Amin. Ya İlahi'l Alemin, dualarımızı makbul eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendim, İstanbul için iftar vakti. Cenab-ı Hak tutmuş olduğunuz oruçlarınızı kabul buyursun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تقيد من جاء بالحسنة فله خير وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. الله 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 الله. وَلَا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه. الله آمنا وصدقنا آمنا وصدقنا آمنا وصدقنا. ولا تدع مع أكبر. له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Mustafa kardeşimize çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli misafir hocalarımızdan kendisi için puan istirham ediyoruz. Hocalarım söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ediyoruz misafir hocalarımıza. Evet, şimdi
bugün çok bereketli geldi. Bereketli başladı. Programın içerisinde tilavet eden bülbüllerimizin hepsi bir başka güzeldi elhamdülillah. Ardından Osman hocam ezan okudu, bir başka güzellik oldu. Ardından Mustafa'm yani harikasın. Yüreklerimize serinlik verdin. Allah senden razı olsun. Tanıyalım sizi. Samsunluyum. Şu an Ankara'da beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Özel bir kolejde. Yaklaşık 10 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda hafızım. Elhamdülillah babam da hafız. Online Kur'an-ı Kerim eğitim veriyorum yurt içi ve yurt dışında öğrencilerimiz var elhamdülillah. Yaklaşık 3-4 aydır da. İsteyen herkes eğitim alabiliyor mu? Tabii ki yani müsait zamanımız karşılıklı, eğer ders saatlerimiz uygunsa bütün öğrencilerimize kapımız açık. Harikasın. Nasıl başladı bu sevda? Bu sevda aslında babamın hacdan bana bir kaset getirmesiyle başladı. Yılı hatırlıyor musun? 96 yılıydı. Ben 10 yaşında, 11 yaşında hafız oldum. O zaman tabii internet, işte cep telefonu vesaire bunlar yoktu. Babam hac dönüşü bana Abdussamed'in bir Meryem suresiyle Vettuha suresinin kasetini getirmişti. Ben tabii bir yandan hafızlık yapıyorum yatılı. Dersimi verdikten sonra hemen diğer boş odama geçip sabah akşam Abdussamed'in bu surelerini dinliyordum. Makamı cennet olsun. Tabii büyük etkisi oldu bize. Çünkü diyordum ya nasıl ruhuma işte yani o çocuk aklımla nasıl etkiliyor beni. O zaman dedim ki inşallah ben de kendimi en güzel şekilde yetiştirip bu üstadlar gibi Kur'an-ı Kerim tilavet edeceğim diye böyle başladık. Şahane başlamışsınız. Allah razı olsun. Gerçekten de Anadolu'da birçok evde o kaset çalarlar oldu. Hacdan gelenlerin hediye olarak verdikleri hani hocam o dürbün gibi o Kabe'nin, Medine-i Münevvere'nin görüntüsünün yanında mutlaka bir de kaset olurdu. İçinde Kur'an-ı Kerim kısa surelerden. Evet, kısa sureler. Ve makamı cennet olsun Abdülsamet, Abdülbasit. Hakikaten de birçok evde hala vardır kasetleri. Sizler evet, sakladığınızı evet, bilmiyorum ama. Evet. Ben de açıkçası çocukluk döneminde çokça dinledim. Sevmemizde çok büyük etkisi olmuştur o yıllarda hakikaten de. Allah ondan razı olsun. Ve Osman Agün Hocam değerlendirme bölümüne geçelim. Sözü de size bırakalım. Üstadım çok teşekkür ediyorum Mustafa Cihat Hocam. Rica ederim hocam. Şimdi daha önceki okuyucu arkadaşlarımızdan bir tanesi de yine okuduğu yerden şuradan başlasaydı diye söylemiştim. Yani çalışmanın, gayretinin karşılığını göreceksin anlamında bir ayet-i kerime çok enteresandır. Mustafa Hocam'ın okuduğu yerden de yine böyle bir ayet-i kerime geldi. Evet. Ve orada Cenab-ı Hak diyor ki Kasas Suresi وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابِ Ey Muhammed bu kitabın sana vahyolunacağını sen de beklemiyordun. Ama Allah'ın bir lütfu olarak sana vahyolundu. Öyleyse bundan sonra inkarcılara destek verme. Şimdi ben Mustafa Hocam Kur'an-ı Kerim okurken bütün ayetleri üzerime alınırım. İşte kafirlere inen ayetler, münafıklarla ilgili inen ayetler, müşriklerle ilgili inen ayetler, Hristiyanlarla ilgili inen ayetler, Yahudilerle ilgili inen ayetler bana ayet kalmıyor. Onların hepsinde bize mesaj vardır. Ben hep ayetleri kendi üzerime alınırım. Bana ne diyor buradan? Şimdi bu cümleden değerli Mustafa Hocama da şimdi diyorum ki o ayet üzerinden. Yani bu Kur'an'ın bu kadar güzel okunacağını sen de bilmiyordun. Okuyacağını sen de bilmiyordun. Evet. Ama Allah'ın bir rahmeti, bir lütfu olarak Cenab-ı Hak sana bunu lütfetmiş yahu, ihsan etmiş. Elhamdülillah. Öyleyse Mustafa'm sakın yanlış yollara düşme. Ben okusam kendime derim bunu. Öyleyse sakın yanlış yollara düşme diyorum. İnşallah. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık diyorum. Değerli dostum benim teşekkür ediyorum. Eyvallah. Halil Necipoğlu Hocam. Eğitiminizi İran musikisi üzerine mi aldınız? Mısır'da bir dönem eğitim aldım hocam. Kahire'de hatta hocam da geçen hafta ya vefat Mısır'da etti. Ya Mısır'da bu gırtlak yok. İran'da var. İran tabii esintiler olabilir. Dünyanın değişik ülkelerinde önemli kahirleri de ben dinlediğim için kendime böyle karışık. Ya o sesinizdeki titreşimler var ya hani evet, birçok yerde yaptınız onu, yukarıki yerlerde de yaptınız ya. O bir de bir tahzin dediğimiz yani hüzün gösteren bir değil mi? Evet hocam. İcra oldu. Hepsi İran'da var. Ya yani ben güzel buluyorum ayrı mevzu. Aha. Özellikle burada bir içli icra. Doğru söyleyebildim mi evet. sizce? Evet hocam. Derinden, güzel böyle, hoş bir icraydı. Şimdi her şey tamam sizde. Eksik olan bir şey yok icra anlamında. Fakat bu muazzamlığın
Bizim İstanbul tariki üzerinden de mutlaka sunulması lazım geldiğine inan çok samimi olarak karar ettim. Eyvallah. Bir de esnek bir ses yapısına sahip olduğunuz için bunu da başarabilirsiniz düşüncesi hasıl oldu bende. Fakat yine cümleler birbirine yakın, birbirine benzer şeyler. Biraz Mustafa Özyılmaz özgünlüğü de artık olmalı kanaatindeyim. İnşallah. Ben sizi hatırladım. Geçen senelerde de katıldınız değil mi? Evet. Eyvallah. 2-3 sene. Ağzınıza sağlık. İlk sene olabilir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Mehmet Ali Sarı hocam. Mustafa hocam tebrik ederim. Rica ederim. Gönüllerimize dokundunuz. Halil kardeşimizin tabiriyle. Tabii Mısır tarzında kelimelerde biraz yayma oluyor. Namelerin oluşması için biraz kelimeleri yayıyoruz. Orada Mısır tavrı ve Arap tarzı tavrında bunlar var. İran'da da var. Kahire'de de var. Ama ben biraz da bizim Türk hafızlarını dinleyerek bu tatlı sesinizle, bu güçlü sesinizle onlar gibi de okumanızı gönlüm arzu eder. İnşallah. Hocam bir şey sorabilir miyim? Müsaade buyursanız eğer. Müsaade var mıdır? Ne demek efendim? Ne demek? Şimdi hocam bu bahsettiğiniz tavırla alakalı zaten çok arkadaşlar geliyor. Yani bir gün önce 5 arkadaşı dinledik bu tavırla okudular. Bugün 3 arkadaş geldi. 4. Bu da arada bir çeşni hocam ya. Böyle gelsin diye ben arzu ediyorum, tamam, temenni ediyorum. Ona bir itirazımız yok. Niteliğinde söylüyor hocam. Ona bir itirazımız yok. Eyvallah. Şimdi Mustafa gittiği zaman hep bu nameyle okumasın. Talebelerini de bu tavırla öğretmesin. Şimdi hocam anladım diyor ki, hocam. Yani şimdi kendi anladım. Tavrımızı, kendi namelerimizi, kendi seslerimizi de onlara sunsun. Anladım. Şimdi anladım hocam. Evet. Özür diliyorum. Rica ederim. Rica yani hocam diyor ki o kadar güzel sesi var ki bizim makamlar üzerinden de okursa verimli olur tavsiyesi. Tavsiye anladım. Ediyorum. Şimdi yani. Anladım üstad. Yani bir nevidir. Bu da güzel yani. Allah razı olsun. Tamam, evet. Ben tebrik ediyorum. Eyvallah. Mustafa kardeşim de başarılar diliyorum. Allah efendim çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza ve şimdi Mustafa Özyılmaz için puan vaktidir. Ve ilk puanı da Osman Egin hocam sizden alalım mı? Evet. Mustafa hocam bu tilavet size bir Rabbimin lütfudur. Rabbimin rahmetinden esintilerdir. O esinti yakalamışsın bir tane. Ben ağzına yüreğine sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve size 100 puan veriyorum. 100 tam puan Osman Egin hocamdan. Harika bir puan oldu. Halil Necipoğlu hocam. Doğrusu ses güzel, her şey yeterli ama tavırda ciddi sorun var. Böyle giderse bu tavır sizin üzerinizden kalır yani böyle insanlara. Bence tavır noktasında ne olur, zayi etmeyin kendinizi. Ben de 100 veriyorum. 100 tam puan. Ve Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Mustafa Özyılmaz kardeşimize başarı dileklerimle 95 puan veriyorum. 95 puan ve böylelikle Mustafa Özyılmaz hocalarımdan toplamda 295 puan almış oldu. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz ve sizi uğurluyoruz efendim. Buyurun. Bir yerden oku desem okuyabilir misin? Onun yerine ben okuyayım hocam. Yani yukarıki seslerde hafif acımsı bir şeyler geliyor. Helal yoldan kazanmamış bir kazancı sakın buraya katmayalım. Bu akşamın birincisi, hafta finalinin yolcusu oluyor kendileri. Hafız Veysel Tosun geliyor. Hafız Veysel Tosun, hoş geldiniz. Eyvallah hocam, hoş bulduk. Sağ nasılsınız? Olun. Teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz. Allah ikler versin, bizler de iyiyiz. Tanıyalım efendim sizi, buyurun. Veysel Tosun, aslen Erzurumluyum.
Doğma büyüm Ankara. Ankara Etemeskut'ta Ahi Mesut Söğüt Camii'nde görev yapıyorum. Maşallah. 2007 yılında Konya'da göreve başladım. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Eyvallah hocam. Güzel. Sağ olun. Allah razı olsun. 7 yıl Diyanet Vakfı'nda gönüllü çalışmışsınız. Ne yaptınız hocam? Gönüllü çalışıyordum. Muvazzaf eleman dedikleri. Evet. Etemeskut'un Diyanet Vakıf işlerini, bütün organizasyonunu biz yapıyoruz. Harika. Allah razı olsun. Allah hayrınızı artırsın inşallah. Eyvallah. Erdem varmış arkadaşınız. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Sizleri selam de tanıyabilir miyiz efendim? Ayıp selam. Erdem Vartan, 1985 Şırnak doğumluyum. Etimeskut Selimiye Camii'nde görev yapıyorum. Veysel Hocam'la 96 yılında Yenikent Bucuk Hafızlık Kur'an kursunda tanıştık. Orada maşallah beraber hafızlığa başladık ve hafızlığımızı yaptık. 23 yılı aşkın bir süredir de Veysel Hocam'la aynı şekilde irtibatta devam ediyoruz. Ne güzel, hafızlıkla başlamış arkadaşlığınız, dostluğunuz. Şimdi de komşulukla devam ediyor dostluğunuz. Harika. Allah bereketlendirsin. Hem komşuluk olsun hem de burada aktiflik olma anlamında Veysel Hocam özellikle gerçekten çok aktif bir arkadaşımız. Bulunmuş olduğu cami muhitinde olsun, cami cemaatinden çok sevilen, sayılan bir arkadaşımız Veysel Hocam. Sağlam bir hafız hocamız. Aynı zamanda Etimeskut'ta imam arkadaşların kurmuş olduğu bir ahsen derneği var. Evet. Diyanet personeli imam arkadaşların. Burada hafızlık eğitimi veriyor. Biz de olsun, Veysel Hocam da aynı şekilde oraya gönüllü olarak yine katkı sağlayarak orada hafız öğrenci yetiştiriyor. Mevlam kendisinden de razı olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah dostluğunuzu daim etsin. Katıldığınız için hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sizi tanımak güzeldi. Hayırlı Ramazanlar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Mevlam yardımcısı olsun Veysel Hocam'la. Amin inşallah. Peki hazır mısınız? Eyvallah hocam. Alalım Rahli Efendim sizi, buyurun. Hafız Veysel Tosun, Enbiya Suresi 98 ila 107. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم.
Veysel kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Kendisi için 81 vilayetten programımıza katılan misafir hocalarımızdan puan istirham ediyoruz. Söz sizde hocalarım, buyurun. Misafir hocalarımız Veysel hocam için tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve ilk değerlendirme için sözü Halil hocam size bırakalım. Şimdi Veysel hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah hocam, sağ olun. Güzel okudunuz. Siz Kabe İmamı'nı çok dinliyorsunuz galiba. Sesinizi mi ona benzetiyorsunuz yoksa sesiniz benziyor mu ona? Bence benziyor. Siz benzetiyor musunuz? Fıtri yani mi bu? Benzediğini söyleyenler oluyor. Seviyor musunuz? Bazen. Yani karışık hocam hani. Anladım. Yani... Sesinizin siz değerli dostum, değerli hocam. Biraz daha böyle yani yukarıki seslerde hafif acımsı bir şeyler geliyor. O noktalara, o tiz yerlere geldiğiniz vakit o nasıl söyleyeyim daha yumuşatabilirsiniz. Kafa sesinizi falan kullanın. Göğüs sesinizden mada. Arz edebildim mi saygıdeğer hocam? Eyvallah hocam. Hürmetle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah sana. Mehmet Ali Sarı hocam. Veysel Tosun kardeşimiz tebrik ederim. Güzel okudunuz. Bastığınız perdeler çok renkli. Çok böyle güzel güzel şeyler sundunuz. Yani bu ses kompozisyonu bana sesle ilgilenmeniz fikrini verdi. Eyvallah hocam. Böyle perdelere yanlış basmadınız. Kullandığınız perdeleri sonuna kadar herhangi bir şeye düşmeden götürdünüz. Yalnız biraz dik başladınız. Fakat başladığınız yerde bitirmediniz. Daha biraz pese indiniz. Bütün bu seyir esnasında herhangi bir flu bir durum olmadı. Çok renkli okuduğunuz halde böyle hani taşlara yerinde bastınız yani böyle çamura dokunmadan falan. Böyle bir intiba oldu bana. Ben sizi tebrik ediyorum. Müezzinlik yapıyorsunuz, ezan okuyorsunuz. Evet hocam. Mihraba da geçiyorsunuz. Evet hocam. Çok güzel. Hafızlığınız var. Evet hocam. Sağlam mı? Sağlam hocam inşallah. Bir yerden oku desem okuyabilir misin? Onun yerine ben okuyayım hocam. Okuyabilir misin? Şu anda bir buyurun bir şey hocam siz. Bir giriş yapın. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. En son okuduğumuz yer olsun. Ve saffati saffen fezzacirati zecran fettaliyati zikran inne ilahekum levahid. Devam et. Veysel'cim karşısından okuyayım de. Karşısını okuyam. Evelem yaral insani. Evelem yara ve enna halakna lehum. Nütfetin. Sayfa başı evelem yara ve enna halakna lehum. Yasin'in son 23. cüz. Evet. Peki, ben sizi zorlamıyorum. Estağfurullah. Zorlamıyorum. Veysel Tosun kardeşim, ben sizi tebrik ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum hocam, Allah razı olsun. Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam, Kabe yeniden inşa ediliyor. 605 yılı hummalı bir çalışma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taş taşımaktan omuzları berelenmiş. Böyle yara haline gelmiş buralar ama... Öyle bir heyecanla taşıyor fakat etrafındaki insanlara bir şey söylüyordu üstadım. Aman diyordu, burası Kabe, Rabbimizin evi. Sakın buraya. İnsanlar maddi katkılar yapıyorlar, bedeni katkılar yapıyorlar. Sakın buraya helal yoldan kazanmamış bir kazancı sakın buraya katmayalım. Yardım yapan insanların getirdikleri yardımlara aman dikkat edin. Ve bedenen de ahlakı ile efendim yani gayri ahlaki davranışlarıyla yani çok özür diliyorum. Ahlaksız olarak tanınmış insanların da bedenen burada çalışmasına sakın müsaade etmeyelim diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan günümüze dönecek olursak Mustafa Cihat hocam, değerli Veysel hocam, camilerimizi inşa ediyoruz ama bu camilerin inşasında iki şeye çok dikkat edeceğiz. Hani ilk mescit, le mescidun ussise alet takva. Yani öyle bir inşa ki takva üzere inşa edilmiş tertemiz bir mescit. Mescitlerimize de tertemiz kazançlarla elde edilmiş
efendim kazanımlarla inşa etmeliyiz. Onların etrafına asla binasına, taşına, tuğlasına, çimentosuna, çakılına asla haram kazançları yaklaştırmamalıyız üstadım be. Cenab-ı Hak bütün yaşamımızı helal üzere inşa eden, helal üzere o yola sevk eden kullarından eylesin diye temenni ediyorum. Tilavetinle teşekkür ediyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok güzel bir kardeşimizsin. Eyvallah. Efendim hizmetinizde bu anlattığınız hikayeler orada insanlara efendim yardım ediyorsunuz. Cenab-ı Hak da size yardım eylesin üstadım. Eyvallah hocam. Amin inşallah. Efendim Allah şimdi Veysel Tosun için puan vaktidir. Buyurun efendim. Ve ilk puanı Halil hocam sizden alalım. Evet, sevgili hocam, Veysel hocam. Ben size 95 puan veriyorum. 95 puan. Mehmet Ali Sara hocam. Ben Veysel Tosun kardeşimize 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Ve Osman Egin hocam. Evet, ben de Mustafa Cihat hocam, Veysel hocama, Veysel kardeşime 90 puan veriyorum. Eyvallah. 90 puan ve böylelikle hocalarım toplamda Veysel Tosun hocama 285 puan vermiş oldular. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve sizi uğurluyoruz efendim. Buyurun. Sağ olun. Evet, kıymetli Kur'an dostları, geldik final anına. Malumunuz az sonra bu akşam burada kim birinci oldu ve hafta finali yolcusu oldu onu öğreneceğiz. Şimdi final vakti. Evet kıymetli Kur'an dostları, şahit olduğunuz üzere bugün de kurulan Kur'an sofrasında muhteşem bir ziyafet oldu. Bülbüllerimize sizler adına da yürekten teşekkürle başlayalım. Ve tabii ki onların yetişmesinde emeği geçen her kim varsa onlara da yürekten sizler adına da teşekkür ediyoruz efendim. Böyle güzel evlatları yetiştirdiler ve vatana, millete bağışladılar. Elhamdülillah onlar vesilesiyle de böyle güzel ziyafetler çekiyoruz hep birlikte. Elhamdülillah. Efendim malum biliyorsunuz bu anlar, bu akşamın birincisinin belli olduğu anlar, hafta finali yolcusunun belli olduğu anlar. Program esnasında tilavetlerin hemen ardında 81 vilayetten misafir hocalarımız puanlama yapmaktalar. Biz o puanları şimdi görüyoruz sizlerle beraber ve hocalarımın vermiş olduğu puanlara ekleyerek bu akşamın sıralaması belli olmuş oluyor. Ve efendim misafir hocalarımızın vermiş olduğu puanları hocalarımın puanlarına ekleyerek bu akşamın ilk üçünü inşallah hep birlikte şimdi öğreneceğiz. Ve bu akşam ...81 vilayetten puanlama yapan kıymetli misafir hocalarım kendilerine 87 puan vermişler. Hocalarımın takdiriyle birlikte toplam 372 puan alarak bu akşamın üçüncüsü oldular. Kendilerini yürekten alkışlıyoruz ve tebrik ediyoruz. Veysel Tosun. Bu akşam seyirci hocalarım kendilerine 91 puan vermişler. Hocalarımın puanıyla, takdiriyle birlikte toplam 377 puan alarak bu akşamın ikincisi oldular. Kendilerini alkışlayarak Muhammed Rauf Kantar tebrik ediyoruz efendim. Ve efendim bu akşam 81 vilayetten hocalarımın puanları kendilerine tam 94 puan ve bu akşamın da en yüksek puanını takdir etmişler. Hocalarımın puanıyla birlikte toplam 389 puan alarak bu akşamın birincisi ve dahi hafta finalinin yolcusu oluyor kendileri. Mustafa Öz Yılmaz tebrik ediyoruz ve aynı zamanda kendilerine 3 tam altın hediye ediyoruz efendim. Sizler adına da tekraren kendisine teşekkür ediyorum. Bereketli oldu elhamdülillah. Evet dostlar, güzel akşam oldu. Hep birlikte şehadet ettik elhamdülillah. Yarın yine burada olmayı diliyor ve istiyoruz. O ana dek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın.